Kronos TV'de Ekopolitik'ten hepinize merhaba. Bugün 22 Mayıs 2021 Cumartesi. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları Doğan Ertuğrul'la birlikte sizler için analiz edeceğiz. Yaklaşık 50 dakika boyunca Sedat Peker'in videolarından Gazze'de ateşkes anlaşmasına kadar önemli gündem başlıkları var. İlk başlığımız maalesef Türkiye'nin de konuştuğu Sedat Peker videoları olacak. Çünkü Türkiye bu videolarla yatıp kalkıyor. Adeta kıymetli Netflix'te sezon 1 bölüm 6 dercesine 6. videoyu yayınladı Sedat Peker. En son video gazeteci Hadi Özışık'la FaceTime'da yaptığı görüşmeden sonra bambaşka bir mahiyete büründü. Türkiye'de siyaset mafya ilişkisinden sonra mafya gazeteci ilişkileri de tartışılmaya başlandı. Doğan Ertuğrul merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Hadi Özışık'ın FaceTime'da yaptığı görüşme gerçekten gazeteciler suç örgütlerini ortaya çıkarır ama burada suç örgütü yöneticiliğinden mahkum olmuş, adli sicili olan Sedat Peker'le görüşme yapan, işte fotoğrafta da görüldüğü gibi son derece rahat, reisim nasılsın, dostum nasılsın diye birbirlerine hitap eden Peker'le Hadi Özışık fotoğrafı Türkiye'de hafızalara kazındı. Aslında basın tarihine de geçti Hadi Özışık bu görüşmeyle. Sonrasında bir takım gelişmeler oldu. Özışık özür diledi. Kardeşi Süleyman Özışık benim hiçbir şeyden haberim yok dedi. Süleyman Soylu böyle bir aracılıktan dolayı suç duyurusunda bulundu Özışık kardeşler hakkında. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, suç örgütüne yardım etmek suçlamasıyla. Hadi Özışık, Barış Arkadaş ve Cüneyt Özdemir üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Onlara bazı beyanatı var. Ben mesafeyi koruyamadım. Seyrettikten sonra o hatamı fark ettim. Özür diliyorum dese de bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti o birliğine Hadi Özışık'ı Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinden ihraç etti. TV100 ve Habertürk'teki programlarından kovuldu Hadi Özışık. Süleyman Özışık da Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazılarına son verildi. Ne dersin? Gazeteciler başka yerlerde, başka ülkelerde, hatta Türkiye'de daha önceki tarihlerde mafyanın üzerine gider, suç ve suçluyla ya dönük mücadeleyi emniyetin, jandarmanın, savcıların yaptığı soruşturmalar, operasyonları haber yaparlardı. Burada sanki Hadi Özışık bir barış elçiliğine soyunmuş. Ya reis sanki AKP'ye, Erdoğan'a, hükümete zarar veriyor. Süleyman Soylu'ya zarar vermeye başladı senin bu sözlerin. İstersen bir yerde dur dercesine bir görüşme olmuştu. Ama sonrasında Peker evet doğru böyle bir görüşme oldu dese de Hadi Özışık önce bunun böyle olmadığını bir anlamda Peker'i yalanladı. Ama daha sonra Peker FaceTime görüntülerini yayınlayınca bu görüşmenin doğru olduğunu öğrendik. Ne dersin? Kirlenmişlikte artık her gün yeni bir daha yüz kızartıcı bir tabloyla mı karşılaşacağız Türkiye'de? Gazeteciler olarak bir anlamda bizi de daha fazla rencide eden, mahcup eden görüntülerdi bunlar. Şüphesiz öyle. Şimdi Hadi Özışık ya da Özışık kardeşlerin mafya ile ve İçişleri Bakanı ile kurduğu ilişkileri konuşuyoruz. Keşke bunları konuşmamış olsaydık. Türkiye'de olup biten dikkate alındığı zaman mafya gazeteci ilişkisi, siyasetçi gazeteci ilişkisi bile maalesef şu an gündemin gerilerinde, konuşma sırasında gerilerde kalması gereken şeyler bence ama gazeteciyiz, mesleğimiz bu. Ve gazetecilerin girdiği bu kirli ilişkiler mesleki olarak önce bizi rahatsız ediyor. O nedenle bunu önceliyoruz. Yoksa eğer gazeteci olmasaydık, başka bir meslek sahibi olsaydık sanıyorum gazeteci, siyasetçi ve medya ilişkisini şu an konuşmuyor olurduk. Ama gazeteciyiz, mesleğe zarar veriliyor. Buradaki temel mesele şey, gazetecinin kurduğu ilişki. Özışık kardeşlerin siyaset ve mafya ile kurduğu ilişkinin bir gazeteci ilişkisi olmadığı çok açık, üzerine konuşmaya bile gerek yok. Bu ne yapar? Özışık kardeşleri, olay Özışık kardeşleri üzerinden döndüğü için söylüyor. Gazeteci yapmaz, gazeteci olmadıklarını gösterir. Kurdukları ilişkisi bir gazetecinin haber kaynağıyla, siyasetçiyle ya da bir mafya lideriyle, her neyse mafya lideriyle görüşülemez mi? Tabii ki görüşebilir. Terör örgütü lideriyle de görüşebilir. Ama gazeteci haber kaynağı çerçevesinde olmalı değil mi bu görüşme? Bu görüşme bu değil. Böyle abi... şey miyim, pislik miyim ben abiye, yok abi, yok abi falan filan ilişkisi gazeteci, siyasetçi ilişkisi ya da gazeteci suç örgütü lideri ilişkisi değil. Burada
genel olarak Hadi Özışık'a fatura kesilmesi ya da Özışık kardeşlerin günah keçisi ilan edilmesi biraz da sanıyorum kamuoyunu bununla meşgul etmekle ilgili bir taraf var. Tabii ki biz gazeteciler bunu konuşuyoruz ama ortaya dökülen, yani bu tabirimi mazur görsün izleyicilerimiz, lağım o kadar büyük ki gazeteci MF ilişkisi, üstelik söz edilen gazeteciler açısından bunu tartışmak bence biraz abesle iştigal değeri bile taşıyor. Türkiye, ben şeyi söylemek isterim, yani şeyi başa alarak, filmi başa sararak söylemek isterim. Türkiye Sedat Peker'e yetişemiyor. Sedat Peker'e yetişemiyoruz. Şimdi haftada bir program yapıyoruz biz. Sedat Peker haftada iki ya da üç program yapmaya başladı ve bütün gazeteciler izlendiğinden kat be kat neredeyse fazla izleniyor. Türkiye'nin bir Sedat Peker gerçeği var. Sedat Peker gerçeği Türkiye'de bir hesaplaşmanın, üstelik başından bu yana ben aynı şeyi düşünüyorum, devlet içerisinde bir hesaplaşmanın tezahürü. Yani mafyanın dahil olması, siyasetçinin dahil olması, siyasetçinin dikkatini çeken dahil olması bile bence ikinci bir mesele. Devlet içerisinde bir hesaplaşmanın tezahürü. Ama tabii ki mesleğimiz üzerinde titriyoruz ve yurt dışındaki gazeteciler olarak ilk günden bu yana ne yapmaya çalışıyoruz? Yani gazeteci reflekslerimiz ölmesin diye, mesleğimize duyduğumuz saygının gereği, kendi geçmişimize duyduğumuz saygının gereği işimize devam etmeye çalışıyoruz. Şu an yapmaya çalıştığımız şeydi o. Ama Özışık kardeşlerden Yeni Şafak'a, havuz medyası diye yıllardır nitelendirdiğimiz medyadan bilmem kime varana kadar yaptıkları şeyin gazetecilik olmadığı çok açık. Bunu konuşmak bile bence abes. Yani ne, nasıl abes? Berat Albayrak İstifa etti, affını istedi. Instagram'dan, havuz medyasında, Türk medyasının, ana akım medyasında hakkında tek bir yazı çıkmadı. Şimdi Soylu'yu eleştiriyor. İçişleri Bakanı, hali hazırda İçişleri Bakanı Soylu'yu eleştiriyor. Hükümeti eleştiriyor. İnanılmaz iddialardan söz ediyor Sedat Peker. Doğrudur, yanlıştır. Kahir ekseriyetin doğru olduğunu herkes biliyor zaten. Bunlar herkesin bildiği sırlar. Ama Türkiye'de bunu yazabilen kaç tane gazeteci var? Yani ben geçen gün şeye baktım, Aydınlığa baktım. Aydınlığın internet sitesine baktım. Acaba Peker'le ilgili hangi haberlere girmiş diye. Önce Peker'le ilgili girdiğim son haber Mart ayında bir haberdi. Sonra Soylu'nun açıklamaları üzerine haber girmiş. Allah'ın Aydınlığı bile girmiyor. Yani bu tür meselelere çok meraklı falan filan ya, sözüm ona. İstihbarat işleri, devlet içerisindeki kavgalar, o bile girmiyor. Çünkü o da artık havuz. Eskiden de başka bir havuzdu ama şu an başka bir havuz. O nedenle mesleğimize saygının gereği bunu konuşuyoruz ama Türkiye'deki bulunan, eski tabirle söyleyeyim, izleyicilerimizle bağışlasın, eracif derlerdi ya, Türkiye'de sokakta yürüyen, siyasette yürüyen irin o kadar büyük boyutlarda ki, işte bir nargile kafeden abi ya, tüf ya, strateji mi yapıyorlar abi ya diyen, sözüm ona, bir gazetecinin durum aslında gündem bile olmaması gereken şey ama biz mesleğimize saygımızın gereği onu da zikrediyoruz. Ez cümle bu gazetecilik falan filan değil, bunların yaptıklarıyla gazetecilik falan filan değiliz zaten. İktidarın topluma hükmedememesinin, şu an bütün medyayı, sözüm ona, medyayı elinde tutmasına rağmen topluma söz geçirememesinin, ikna edememesinin, gündem oluşturamamasının temel nedeni de medyayı yok etmiş olması zaten. Bu tür insanları gazeteci diye milletin önüne sürmüş olması zaten. O nedenle yurt dışından ya da yurt içinden muhalif, özgür, gerçekten gazetecilik sıfatlaşan insanın yaptığı yayınlar bu kadar etkili oluyor. Bunu Sedat Peker kendisi de 6. videoda ifade etti. O kurduğunuz medya düzeni, yurt dışından yayın yapan Gülen cemaatine yakın diye suçladığınız gazetecilerin kanallarının onda biri kadar etkili değil dedik ki, arkasında devletin kaynakları, müteahhitlere verilen o Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye nitelendirdiği Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon'a verilen milyar dolarlık, milyarlarca dolarlık ihale ye rağmen oradan elde edilen haksız kazançlarla finanse edilen bu medya kuruluşlarının hiçbir itibarının kalmadığını, Sedat Peker de şu anda kötü olduğu, karşı karşıya geldiği o eski müttefiklerinin yüzüne vurdu. Diğer tarafta gazetecilerin aslında halkın gözü kulağı olduğunu şu kokuşmuş manzara karşısında bir kere daha fark ediyoruz. Demek ki gazetecilere 83 milyon önce Türkiye'de bir şeye sahip çıkacaksa, demokrasiye sahip çıkacak ama ondan evvel gazetecilere sahip çıkacak. Çünkü gazeteciler sustuğunda bütün bu kirli ilişkiler örtbas ediliyor. Tam tersi bir algıyla, bir imajla, hatırlayalım, Sedat Peker bugün belki herkes eski sosyal medyadaki paylaşımların mesajlarını siliyor, fotoğraflarını siliyor ama düne kadar Hürriyet'in başyazarı, işte Mübariz Mansimov'la beraber
Müftüoğlu orada Mübariz Mansimov'un Bodrum Yalıkavak'taki tesisinin genel müdürü oluyor. Mehmet Ağar'ından Sibel Can'ına, Seda Sayan'dan diğer gazetecilere, siyasetçilere kadar Sedat Peker'in, Mübariz Mansimov'un etrafında pervane olduklarını biliyoruz. Şimdi bir anda bunların hepsini yok farz etmemizi istiyorlar. Ya bunu biz bilmiyorduk dememizi istiyorlar. Ama demek ki kokuşmuşluk bir yerde başladığında müdahale edilmezse sonrasında bugünkü noktalara geliniyor. Yani bu gazetecilik tartışmasının çok ötesinde ekonomik ilişkilerin de olduğu, çıkar ilişkilerinin de olduğu bir düzen kuruldu Türkiye'de. Ve medya bunun maalesef propaganda aleti olarak aletine dönüştürüldü gazeteciler. Yani bir anlamda Pravda'ya döndü gazeteler ve gazeteciler de Rusya'daki politbüronun elemanları gibi, istihbarat ve etki ajanları gibi çalışmaya başladılar. Evet, ya biraz önce şeyi tekrar işte gazeteciyle FaceTime görüşmesi falan filan çıktı ya, gündemden düşürmeyelim, gerçekten çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözüm ona mafya bozuntusu, pislik falan filan denilen Sedat Peker'le fotoğrafı var. Hayır, sadece fotoğrafı yok. Sedat Peker Tayyip abi diye konuşuyor. Tayyip abi. Diyorlar ki diyor İHA Başkanı Bülent Yıldırım beni tanıştırmış. Çok daha eskiden tanışıyorum ben Tayyip abiyle diyor. Fotoğraf yani görünen kısmı. Mafyanın ilişkisi, suç örgütlerinin ilişkisi bu boyutlarda ve gazeteciler Sedat Peker'i doğru dürüst sorgulayamıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, iktidar medyası, havuz medyası diye bildiğimiz medya şu an geçtim Soylu'ya yönelik eleştirileri hakkında bir şey söylemek. İktidar Peker'in kendisini, iddialarını bile yayınlayamıyorlar. O nedenle kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün boyutunun nereye çıktığı, nereye kadar vardığı bir kez daha ortaya çıkıyor. İşte bu fotoğraf, bence bu fotoğraf unutulmamalı. Bu fotoğraf gündemden düşmemeli. Bu fotoğraf Sedat Peker'in asıl muhatabının Soylu olmadığı ya da Soylu'dan ibaret olmadığı, asıl muhatabının Keşke Yukarı örneğinde olduğu gibi daha yukarılarda olduğunun çok somut işareti. Ve bence Sedat Peker hikayesini bu fotoğraf üzerinden konuşmak gerekiyor. Soylu meselesi ya da diğer meseleler işin bence garnitürü ama asıl fotoğraf bence bu. Hakkında mitingler düzenlediği, yani çok basit siyasetçiler bunu söylüyorlar. Bakın Meral Akşener dün Rize'de miydi? Miting düzenlemek istedi. Linç tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Meral Akşener %10'la yakın oy almış bir partinin lideri, Türk sağının tanıdığı, Türk siyasetinin tanıdığı çok tecrübeli bir siyasetçi. PKK istemiyoruz burada falan filan diye linç, tezgahlanmış bir linç görüntüsü oradan sürdüler. Yahu Tayyip Erdoğan'ın işte seninle Yusuf'ta Rize'de bu mitingi yapabildi Sedat Peker. Sedat Peker bu. Sedat Peker devletin kalbi, beyni, her neyse merkeze almadan düşünebilecek bir figür değil. Eğer oradan yaparsak tartışmayı bence tuzağına düşmüş oluruz. Yani bu bir mafya kavgasıdır, bu bir şeydir kavgasına düşmüş oluruz. Tam da bu fotoğraflar ve hükümetin ısrarla girmek istemediği o kırmızı bölgeye, mayınlı bölgeye girelim. Çünkü ilginç bir şekilde başından beri Erdoğan ve AKP sözcüleri bu tartışmaya mesafeli yaklaşıyorlar. Her konuya bir cevabı olan AKP sözcüleri Sedat Peker'le ilgili tek kelime etmediler. Nitekim son videoda Metin Külünk'ün ismi daha önce geçmişti, eski İstanbul milletvekili, ama tekrar geçti. Adnan Boynukalın'ın ismi geçti Hürriyet gazetesi baskını. Bu arada Peker'in Hürriyet gazetesini ben bastırdım haberinin Hürriyet'te bugün bile hala giremediğini de görüyoruz. Yani Hürriyet'in kendisine yapılan o... Bunu kaçırmıştım ben, güzelmiş bu. Onu güzel da giremediğini bence görüyoruz. Yani medyanın ne halde olduğunu, ne kadar işler acısı halde olduğunu gösteren bir tablo bu. Sedat Peker acaba bundan sonraki videolarında devam ederse AKP'nin bahçesinden içeri girdi. Çünkü Boynukalın'ın ismi, işte Metin Külünk, işte Süleyman Soylu'nun AKP içindeki rahatsızlıklar vesaire diyerek konuyu aslında AKP'ye getirdi. Her ne kadar herkes aynı soruyu sorsa ve buna cevap alamasak da, yahu bu kadar şeyden Erdoğan'ın haberi yok mu? Niye sen hiç hep Tayyip abi diyorsun, işte
bu konuda Süleyman Soylu Erdoğan'dan habersiz bu operasyonları, bu kararları alabilir mi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde? Sorularına şu ana kadar cevap vermedi Peker. Belli ki ısrarla Erdoğan'ı tartışmanın dışında tutmak istiyor. Ama oradan da sanki bir hamle bekliyor. Tayyip abi bunları tasfiye edecek. Eninde sonunda o Turan'ı kuracak, Türk Devletleri Birliği'ni kuracak gibi bir değerlendirme yapıyor. Buradan sonra acaba AKP'ye daha fazla AKP'yi rahatsız edecek başka ifşaatta bulunabilir mi Peker? Valla şimdi tartışma Soylu'ya kilitlenmiş şimdiki videoya kadar görünüyor. Hani Soylu istifa eder mi? Erdoğan görevden alır mı? Sence istifa edecek mi? Yani şöyle ben içerideki pazarlıkların neye evrileceğini bunu belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Soylu'nun istifası Soylu'nun kararına bırakılmaz. Çok net biliyoruz. Soylu'nun istifası sadece Erdoğan'ın kararına da bırakılır. Bahçeli ile yani, Erdoğan görüşmesini bu anlamda zamanlaması manidar değil mi? Kesinlikle çok önemli. Bence o kısım önemli. Yani en kritik durumda, her kritik durumda bilmem kaçıncı kez yani Putin'den daha çok görüşüyor. Putin'le mi daha çok görüşüyor? Bahçeli ile Erdoğan artık şaşırdık bunu. Ama her kritik durumda Bahçeli ile görüşün müzakere etmesi gerekiyor. Şimdi eğer kendi partisi içerisindeki güç dengeleri, Erdoğan'ın partisi içerisindeki güç dengeleri, sonra Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, başta MHP olmak üzere ile AKP güç dengeleri, geçen hafta bunu söylemeye çalışmıştım. Eğer Soylu'nun istifası yerine yeni birinin gelmesi yönünde bir pazarlığa evrilir ve sonuçlanırsa bu bence pekala mümkün. Hani şeyler var, evet Sedat Peker bugün gayet güzel söylemiş Enis Berberoğlu. Sedat Peker eğer bu açıklamalardan sonra Soylu'yu bitirirse dişine kan değdi, Erdoğan'ı da bitirecek hamleler yapabilir diyor. Bu potansiyeli olduğu çok açık Sedat Peker'in. O nedenle Peker'le Cumhur İttifakı ya da Türkiye'deki siyasetin bileşenleri, iktidarın bileşenleri arasında bir ittifak, bir pazarlık ihtimali bence hala mevcut. Ama bu önce parti içerisinde Erdoğan'ın güç dengeleri nasıl kuracağına, sonra MHP ile ve diğer ortaklarla nasıl kuracağına bağlı. Bu arada antiparantez bir şey söyleyeyim. Çok tuhaf bir dezenformasyon var. Mesela şeyi de gördüm ben. Epeyce bir süredir Türkiye'deki hakim kanaat nedir? Doğal olarak bu. Soylu Mehmet Ağar'a yakın bir siyasetçidir. Hatta göreve geldiğinde Mehmet Ağar'ın kadrolarıyla çalıştığı herkes biliyor, cümle alem biliyor. Bugün şeyi gördüm ben, Mahmut Övür ta Çalışma Bakanlığı döneminde ziyarete gittiğinde Soylu'yu Mehmet Ağar'ın makamında bulmuş Soylu'nun ve 15 Temmuz öncesinden söz ediyorum yani. Sık sık görüşüyoruz biz Ağar'la falan filan demiş. Önce şeyden çıktı bu tuhaf bir şekilde, Tolga Şardan'dan çıktı. Mehmet Ağar'la Soylu'nun arası iyi değil diye. Şimdi son dönemde arada çekişme alanları, rekabet alanları olmuş olabilir ama Soylu'nun göreve geldiği günden bu yana Mehmet Ağar kadrosuyla çalıştığı, Mehmet Ağar'ın tensibiyle çalıştığı gerçeğini bu gizlememeli. İşte iktidarın paydaşlarından bir tanesi Peker'in söylediği gibi iktidarın üçüncü ortağı Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar'ın temsil ettiği güç önemli. Eğer Mehmet Ağar'ın temsil ettiği güç, MHP, AKP'nin kendi içerisinde güç dengeleri bir pazarlıkla ve sonuçlanır ve Soylu'nun görevden alınması gibi bir karara varılırsa bence pekala alınabilir. Geçen hafta bunu söylemeye çalışmıştım. Zarar vermeye çalışabilir Soylu ama bence ittifak olursa, mutabakata varılırsa, pazarlıkla sonuçlanırsa çok sınırlı kalır bunun zararı. Peker yarın ne açıklayabilir? Söylediğin şey önemli. Yani son videosunda Peker işaretini de verdi zaten. Şimdi bir kez daha altını çizelim. Soylu'nun TRT ekranlarından söylediği, yani bu şey vardı, yani söylemekten içtinab ederim diye bir dil vardı bir zamanlar. Söylemekten içtinab edebileceğimiz ifadeleri TRT ekranlarında karısının bilmem neyi falan filan ifadesini kullanarak Peker'e yüklenmesi Peker'i çok daha sinirlendirebilir, çok daha kızdırabilir ve yarın gerçekten şu ana kadar eğer başka anlaşmalar ortaya çıkmamışsa başka şeyler söyleyebilir. Soylu ile ilgili söyleyebilir. Eğer Erdoğan cephesinden istediğini alamazsa Erdoğan'ı hedef alacak, Erdoğan iktidarını hedef alacak şeyler söyleme ihtimali de var. Şu an kesinlikle kıran kırana bir savaş olduğu, çatışma olduğunu düşünüyorum Ankara'da. Bu savaşın tabii ki bunun
iç politik ve dış politik şeyleri var, enstrümanları var muhtemelen, aktörleri de var. Onların nasıl sonuçlanacağına bağlı ama bu iş soyluyla bitmez kardeşim. Soyluyu feda ederek Erdoğan kurtulamaz bundan. Soyluyu feda ederse eğer Erdoğan bundan kurtulamaz. Üstelik dediğim gibi bu o kadar da kolay görünmüyor. İktidarın diğer ortaklarının ne diyeceğine bence bağlı. Evet, Soylu'ya zımni olarak bir destek verildiği ortada. Başka biri hakkında böyle bir iddia olsaydı, bu kadar iddia olsaydı çoktan görevden alınmıştı. Ruhsar Pekcan dezenfektan satışından dolayı Ticaret Bakanlığı'ndan görevden alınmıştı. Dezenfektan istifası diyebileceğimiz bir azletme diyebileceğimiz bir hamle ki onun yanında buradaki güzel iddialar dezenfektan istifası. Güzel değil mi? Yani. Dezenfektan istifası. Şimdi Peker'in AKP'ye son... çok lazım bu ama. Dezenfektan çok lazım. Evet, yani. Aslında ihaleler açmaları. Evet, ironik bir şey oldu aslında. Hani tabii bir temiz ellere ihtiyaç var ama tabii maalesef temiz eller de olmuyor. Diğer tarafta Zorlu Center'da Süleyman Soylu'nun kardeşinin Gülen cemaatine yakın iş adamlarını çağırıp senin hakkında şöyle dosyalar, böyle soruşturmalar var. Mallarına el koyarız, çökeriz diyerek adam doğradığını ve şirketlerden, iş adamlarından çok büyük rüşvetler aldığını da ifade etti Peker. Tabii Soylu bu konulara girmedi. Yalanlamıyor da, teyit de etmiyor. Şimdi bu aslında çökme ilginç bir bugünlerde en çok son iki haftada en çok kullanılan kelimelerden biri çökme. Köfteci Yusuf'a çökecekmiş Sedat Peker. Süleyman Soylu bunu engellemiş. Mehmet Ağar da mafya Bodrum Yalıkavak Marina'ya çökecekti. Ben de bunu engellemek için buradayım diyor. Sedat Peker de diyor ki siz Gülen cemaatine yakın iş adamlarına çöktünüz 15 Temmuz'dan bu yana diyor. Şimdi bu tablo karşısında Türkiye'de can ve mal güvenliğinden bahsedilebilir mi? Yani yabancıların Türkiye'ye yatırım yapmasını beklemek çok romantik bir beklenti değil mi? Bu İçişleri Bakanı'nın bile müdahil olduğu çökme operasyonları herkesin aslında bunları az çok biliyoruz, duyuyoruz. İnsanlar bunların haber yapılmasını bile istemiyor. Çünkü daha da can ve kendisine, ailesinden birinin canına zarar geleceğinden endişe ediyor. Yani bazı gazeteciler Twitter'dan şöyle tweetler atıyor. Vay efendim, böyle bir şey varsa bu insanlar bunu niye açıklamıyorlar? Buyurun siz açıklayın. Türkiye'de derin devlet ilk defa mı ortaya çıktı? Bu arada sanki Sedat Peker'le irtibatı sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kurmuş gibi, Erdoğan döneminde bu ilişkiler ortaya çıkmış gibi bir tuhaf bir şey de var. Yaklaşım biçimi var bu Peker'in videolarına. Biz biliyoruz ki daha önce de ifade ettik. 3 haftadan beri bu programda ifade ediyoruz. Derin devlet Türkiye'de varlık vergisinde de vardı, Dersim'de de vardı, İstiklal mahkemelerinde de vardı, 6-7 Eylül olaylarında da vardı. 1977'de Taksim'de işçilerin üzerine açılan ateşte de vardı. Başka hadiselerde, Gazi olaylarında, Çorum, Maraş'ta, faili meçhul cinayetlerde, BOTAŞ'ın asit kuyularında da vardı. Hala da devam ediyor. Bunu tutup böyle sanki 2002'den sonra Türkiye'de neler olmuş diye tuhaf bir kontekste değerlendirenler var. Arınma, temizlenme olacaksa topyekun bu tarihle derin devletle yüzleşmemiz lazım. Karanlık ilişkilerle, odaklarla yüzleşmemiz lazım. Bu olmadan samimi bir temiz eller talebi olamaz. Şimdi ne dersin bu çökme, iş adamları, şirketler, buradan çünkü General Holding'e ve Avrupa Parlamentosu'nun son kararıyla toparlayacağız yavaş yavaş gündemimizi. Ne dersin, buna rağmen Türkiye'de bir savcının harekete geçmemesi tuhaf değil mi? Viranşehir savcısı tam kapanma ile ilgili soruşturma açıyorum dedi, belki işimi kaybedeceğim dedi. HSK hemen görevden açığa aldı. Orada o işlemler yapılıyor ama bir mafya liderinin bu kadar iddiası karşısında ve tutarlı iddialar ve bir anlamda herkesin de yok canım bu kadar da olmaz diyemeyeceği iddialar karşısında yargı sessiz, hükümet sessiz. Ya çok doğru bir yere geldi konu. Senin çok iyi bildiğin bir alan. Yani sen şeyi söyledin. Mafya lideri çökmekten söz ediyor. Eski Adalet ve İçişleri Bakanı
mafyanın çökmesinden söz ediyor. Gülen cemaatinin üyelerin olması iddiasıyla işte iş adamlarının mal varlığına çökmeden söz ediliyor. Ben bugün gazeteci bir arkadaşıma bir hukukçu bulmasını istedim ya. Hukuken çökme ne demek arkadaşlar? Mala çökme nedir ya? Düşünün ki bu kadar normal konuşulabilen bir şey bu. Malına çökmek, birinin malına çökmek. Bu bir devlette, yani geçtim şeyi, hukuk devletini falan, bir devlette çökme ifadesi bu kadar rahat kullanılabilir mi? Çünkü orada da bir devlet falan filan yok. Yani bir şey yok. Bildiğimiz anlamda bir devlet. Devletin kendisi mafyalaşmış durumda. Bir parantezle şeyi söyleyeyim. Sen söyledin. Devlet. Türkiye'de devletin kendisi zaten derin devlettir. Derin devletin dışında bir devlet yoktur. O nedenle neredeyse dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekliyle Türkiye'de devletle hükümet ayrımı yapılır. Yahu yürütmenin kendisi devlet mekanizmasını işleten mekanizmadır yani. Ama Türkiye'de devlet vardır ki o derin devlettir. Hükümet zaten işte siyasi, miyasi falan filan konuşabileceği alanlar bellidir. Bu parantezi kapatıp şeyi söyleyeyim. Geçen gün yine bu işlere çok yatkın bir gazetecinin şeyi gördüm. Şimdi İstanbul'daki şeyden, sermayeden söz ediyor. Kayıt dışı sermaye. İşte 3-4 milyar kadar dolar, 3-4 milyar dolardan söz ediyoruz. Bu 15 Temmuz sonrasında özellikle Gülen cemaatine mensup oldukları iddiasıyla şirketlere çökülmesi, arkasından çok sayıda iş adamından senin malına Gülen'cim FETÖ'cüsün falan filan diyerek el koyuyoruz diye oluşan FETÖ borsası diye söylenen o şeyden sonra yaklaşık 10 milyar dolara çıktığını, 10 milyar dolardan söz ediyoruz İstanbul sermayesi, kayıt dışı sermaye ve İstanbul'da belediyelerin kaybedilmesinden sonra da bunun kontrolünde AKP'nin zorlandığını, yani hem rantta zorlandığını hem bu sermayenin kontrolünde zorlandığını söylüyor. Tam mesele bu. Yani sadece İstanbul'da 10 milyar dolarlık bir kayıt dışı çökülebilecek paradan söz ediyoruz. Ve AKP kendi içerisindeki farklı gruplar, devlet içerisindeki farklı gruplar başta İstanbul olmak üzere bu paraya çökmenin yollarını arıyorlar. Ve işte mafya dediğimiz suç örgütleri siyasetin kontrolünde, dünyanın hiçbir yerinde siyasetin ve güvenlik bürokrasisinin göz yumması dışında mafya var olamaz, suç örgütleri var olamaz. Bunu bütün herkes biliyor. Bu kadar büyük bir paradan söz ediyoruz ve mafyayı ortaya çıkaran şey bu çökme hikayesi gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da büyük, geçen hafta şeyi konuşuyorduk, Mansimov'u konuşuyorduk, Mübariz Mansimov'u. Yani Mübariz Mansimov'un malına çöküldü, işte oraya kayyum atandı. Düşünün ki Mehmet Ağar iki devlet başkanı diyor. Yani Aliyev'le Erdoğan git oraya şey yap diye, sahip çık diye rica ettiler diyor. Tamamen bunun üzerine dönüyor. Senin bu şeyle ilgili, OYAK'la ilgili yazından dolayı hatırladım ben. Çok ilginç bir şey o. Hani şöyle bir şey var. Türkiye'de askeri vesayet vardı. Askeri vesayetin en büyük simgelerinden biri neydi? OYAK'tı kardeşim. OYAK nasıl bir şeydi ki? Bir kit gibiydi. Şeyle kıyaslanıyordu hatta. İran'daki devrim muhafızların ekonomik gücüyle kıyaslanıyordu. Artık biliyoruz askeri vesayet sözüm ona yok. Ama senin yazından ben hiç takip ettiğim bir şey değil de anladığım pekala büyük, Türkiye'nin en büyükleri arasına giriyor. OYAK gücüne güç katıyor. Hatta OYAK tam ekse koy sepet ediyor. Ne oluyor peki? Hani sivilleşmişti, hani ordunun kontrolü yoktu, hani falan falan falandı. Ama görüyoruz ki eski Türkiye'den bildiğimiz her şey, ama her şey şiddetlenerek, güçlenerek devam ediyor. AKP Türkiye'sinde, Erdoğan Türkiye'sinde, işte bu fotoğrafta olduğu gibi. Bu fotoğraf Türkiye'nin 40 yılı. Unutanlar için söyleyeyim. Birisi özel kuvvetler komutanlığı yapmış bir kor general. Birisi MİT üyesi, MİT yöneticisi. Diğeri eski İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü. Diğeri mafya lideri. Hani unutan vardır diye söylüyorum. Bir kor general var fotoğrafta arkadaşlar. Şey özel güvenlik komutanı, özel harekat komutanı bir kor general var fotoğrafta. İşte o eski Türkiye'ye yeniden döndü ve paylaşımın tamamen şey olduğu, yani ekonomik paylaşım üzerinden doğal olarak cereyan ettiği bir kez daha ortaya çıkıyor bence. Burada tabii askeri vesayet, aslında askerler niye hükümetler üzerinde şey ağırlıklarını vesayet kuruyorlar, neden muhtıra veriyorlar, neden darbe yapıyorlar? 60 darbesinden sonra Türkiye'de sermayenin nasıl el değiştirdiğine bakalım. 80'den sonra bakalım. OYAN yükselişine bakalım. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 1961'de askerler ilk olarak kendileri için bu sandığı kuruyorlar.
tamam, yardımlaşma sandığıysa salçayla, meyve suyuyla, demir çelikle, otomobille, lojistikle, turistik tesisle ya da daha önce bankaları bile vardı. Oyak Bank vardı. Sümerbank'tan, TMSF'den aldılar. Oyak Bank'ı şu anda Türkiye'de ING Bank olarak faaliyet gösteren Hollandalı finans devine sattılar 2,5-3 milyar dolara. Şimdi askerler yönetiminde emekli paşaların olduğu, daha ilginç kanunlarla kendilerine verilen imtiyazlar var. Örneğin topladıkları üyelerinden subay assubay 400 binden fazla üyeleri var. Subay assubay maaşlarından yapılan kesintilerden gelir vergisi ödemiyor OYAK. Veraset ve intikal vergisi ödemiyor. Dolaylı iştirakleri kurumlar vergisi ödemiyor. Yahu eğer bir rekabetse tamam, diğer Türk Ticaret Kanunu'na tabi şirketler, herhangi bir esnaf ödüyor gelir vergisi de. Herhangi bir holding ödüyor gelir vergisi de, kurumlar vergisi de. Peki OYAK niye ödemiyor? OYAK'ın katma değer vergisi, ÖTV gibi devlete ait olan aslında kurumların tahsilatçısı konumundaki vergileri, bir vergi gibi açıklaması bir kamuoyunu yanıltmaktır. Ve şu anda Erdemir'den İskenderun Demirçeli, OYAK Renault'a kadar Türkiye'nin en büyük sanayi tesisleri şu an OYAK'ın elinde. Ve bu şirket, bu holding, yani general holding diyorum ben buna, maliye denetiminden muaf. 27 Mayıs 1961'deki o 254 sayılı OYAK'ın kuruluş kanununa istinaden bu. Yine gelir çok vergisi kanununda bu istisnalar var. Mesela bu benim bilmediğim bir şey. Yani bir holding neden ve nasıl maliye denetiminden muaf olabiliyor? O tarihte çıkarılan, darbe sonrası iklimde çıkarılan o kanun hala geçerli. Gelir vergisi kanununda da bu istisna var. Adalet ve Kalkınma Partisi 2007 yılında, 2005'ten itibaren bu emekli sandıklarının tek çatı altında, Bağkur emekli sandığı vesaire, SSK'yı tek çatı altında, SGK çatısı altında toplama çalışması yaparken OYAK'ın da bu sandığı, OYAK sandığında kapatılıp mal varlığının SGK'ya devredilmesi tartışılmıştı ki hemen kapatıldı. 2013'te yine bu muafiyetleri, vergi muafiyetleri ve imtiyazlarını kaldırmak için, denetim imtiyazını kaldırmak için AKP mecliste bir komisyon, bir çalışma yapmaya başlamıştı. O da akim kaldı. Çok ilginç bir şekilde 2010'dan sonra OYAK, daha önce dediğim gibi kamuoyu baskı sebebiyle OYAK Bank'ı sattı. Aksa OYAK dünyanın en büyük Alman Amerika sigorta deviyle yaptığı ortaklık, ki Aksa'nın Ermenilere soykırım tazminatı ödediği ortaya çıkmıştı. Bu skandal üzerine OYAK Aksa'dan ayrılmıştı. Böyle elindeki finansal şirketleri, sigorta şirketlerini satmıştı ama tekrar son dönemdeki satın alma kararları çok ilginç. Şimdi Tame'yi aldı, Sahra, Tadella ve Sarelle'nin üreticisi Sunset Gıda'yı aldı. Hektaş Tarım'da zaten tarımın içinde. Yakında eti satın alırsa şaşırmam. Yani etinin satış görüşmelerine talip olan şirketlerin arasında ismi geçiyor. Şimdi böyle bir piyasa olmaz. Nasıl az önce adaletten bahsettik, şirketlere çökülmesinden, insanların mal varlığına el konulmasından bahsettik. Ama diğer tarafta da devlet nasıl gelir vergisinden ya da maliyenin denetiminden, Sayıştay'ın denetiminden bir holdingi, madem burası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir sandık, o zaman Sayıştay denetimine tabi olsun. Kamudan bahsediyoruz değil mi? Kamudan maaş alan insanların aidatlarından bahsediyoruz. Bunlar denetlenmiyor. Yönetiminde paşalar var. Genel kurul üyeleri tamamen paşalardan müteşekkil. Hiçbir şekilde dışarıdan bu anlamda kimse hesap soramaz. Ama dediğimiz gibi Koç Holding'in 140-150 milyarlık aktif varlığından sonra 110 milyar liralık aktif büyüklüğü olan Türkiye'nin ikinci büyük holdinginden bahsediyor. Sabancı ikiye katlamış. Üçüncü sıradaki Sabancı ikiye katlamış bir holding. Ve gelin görün ki buyurun vesayetse ekonomi üzerindeki askeri vesayet işte. Buna bir Odalar Birliği Başkanı ya da bir Sanayi Odası Başkanı ya da bir parti genel başkanı ya da muhalif bir lider bu konuya parmak basabilir mi Türkiye'de? Benim aklıma şey geliyor ya, ilginç bir şey bu.
Şu beşli çeteye siz karışmayın, ben de o yağa karışmayın filan mutabakatı mı kurdu Erdoğan acaba bunlarla? Yoksa bu kadar büyük paralar konusunda Erdoğan'ın bir yerinden müdahil olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ya da dediğin gibi böyle bir örtülü bir şey var belki de perde arkasında. Siz orada büyümeye devam edin, bana ilişmeyin, ben de işime bakayım. Benim kurduğum ekonomik düzen, ihale düzeni de böyle devam etsin deniliyor olabilir. Ama Türkiye'de vesayet tartışılacaksa bu konuların da enine boyuna tartışılması lazım. Yani bu maalesef üzerine gidilmiyor. Diğer tarafta istersen Avrupa Parlamentosu'nun bu konuyla ilgili ilave edeceğin hususlarla başlayabilirsin bu sorunun cevabına. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına dönük oy, yani kahir ekseriyetle parlamento üyelerinin evet dediği bir kararı var. Tabii komisyon bunu ne der ne demez bilmiyoruz ama sonuçta bu şartlarda zaten fiilen durmuş bir üyelik müzakereleri var ama ağır eleştiriler vardı bu raportörün hazırladığı raporda. Türkiye tabii her ne kadar Avrupa Birliği ile yakınlaşıyoruz diyerek Dışişleri Bakanlığı çok sert bir cevap verse de şimdi az önce oyağa konuştuk, mala çökmekten bahsettik. Hukuk devletinde çökmek diye bir mafyatik bir tabir kullanılabilir mi? Herkes kullanıyorsa artık bu teamüle dönüşmüştür. Avrupa Parlamentosu kararının aslında fiili bir adımdan ziyade herhalde sembolik bir değeri var. Bugün Osman Kavala'nın tutukluluk halini tekrar devam kararı, Demirtaş'ın Kobani davasında yeniden yargılandığı dikkate alınırsa, AB'nin, AİHM'in tahliye kararlarına rağmen bu isimler içeride tutuluyor. Ne dersin? AP aslında biraz siyasetçileri Ankara'da ayakta kalan von der Leyen ve diğer AB komisyonu başkanını biraz kendinize gelin, demokrasideki geriye gidişe müdahale edin mi demek istiyor? Ya şöyle keşke epeyce bir süredir durum böyle. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporları diye bir şey vardı. Epeyce bunu konuşuyorduk. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu Türk medyasının, Türk kamuoyunun en önemli gündem maddesi olurdu. Çünkü Avrupa Birliği çıpası diye bir şey vardı o dönemde ve Avrupa Birliği'ne o ilerleme raporları herkesin gündemi olurdu. Uzunca bir süredir Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yok zaten. Yani dışişlerin tabiriyle yok hükmünde. Bu ülkelerin kendi içerisindeki öfkelerini, Türkiye'ye yönelik kaygılarını ifade ediyor. İşte Doğu Akdenizler Birlik üyesi ülkelere karşı tehdit politikaları falan filan diye bildiğimiz klişe şeyler var onun arkasında. Üye ülkeler arasında, imzacılar arasında Türkiye'ye öfkeliler var. Türkiye'nin belki daha iyi bir yola gelmesini isteyenler de şüphesiz var, gruplar var en azından. Ancak maalesef hiçbir anlamı olmayan bir şey bu bence Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar. Çünkü orada mülteci politikasından dolayı Türkiye'ye teşekkür de var. Bu Avrupa'nın siyasetinin, buna Avrupa Parlamentosu'nun epeyce bir çoğunluğu da dahil, Türkiye ile ilişkili tek gündeminin mülteci olduğunu, yıllardır bu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yani evet Osman Kavala falan filan ama siz bizi mültecilerden koruyorsunuz kardeşim. Teşekkürü de var orada. Övgü var çünkü mülteci politikasına. O nedenle Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından Türkiye'ye rota değişikliğine tekrar girmezse ki zor görünüyor. Bunların çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce OYAK'la ilgili küçük bir şey eklemek isterim. Değerli bir arkadaşım, ismini burada zikretmeyeyim, yazdı geçen gün. Başı belaya girmesin, ülkenin halini biliyoruz yani. Hani ünlü bir şey vardı, devlet kapitalizmi diye bir şey vardır. Türkiye'de olan şey diyor, devlet kapitalizmi değil. Türkiye'de kapitalizm kendi devletini kurdu. Bu ikisi farklı şey. Birinde vurgu devlete, ötekisinde şirketlere ve kapitalizme. Her ne kadar işte derin devlet bu kadar operasyonel yeteneği falan filan olsa da kapitalizmin kendi devletini kurduğunu görüyoruz Türkiye'de. Beş tane müteahhit şirketi iktidarın büyük ortağı tarafından, kalanlar da asker başta olmak üzere küçük ortağı tarafından şirket gücüyle ülke yönetiyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da demişti ya, ülkeyi şirket gibi yönetmek lazım. Al işte şirket gibi yönettiğiniz ülkenin şeyi. O nedenle keşke başta söylediğim şeye döneyim. Yani Avrupa Birliği'nin hem ilerleme raporları hem işte parlamentodan yapılan açıklamalar keşke Türkiye'nin gündemi olsa, ama yani şöyle düşünün ki Türkiye'nin gündemini Sedat Peker belirliyor. Erdoğan daha değil. Sedat Peker belirliyor. Milyonlarca izleniyor. Kendini paralasa insanlar Sedat Peker'in etki gücüne ulaşamıyor. Avrupa Birliği ne yaparsa yapsın şu an bir şey yok. Sedat Peker'in şu anki tek rakibi sanıyorum, Türk kamuoyundaki dalgalanma yaratabilecek tek rakibi
Putin bile değil bence. Biden'dan bir şey gelirse Türkiye epeyce bir çalkalanabilir. Onun dışında Türkiye'nin gündeminde bir süre daha bu pazarlıkları bitene kadar pek el belirleyecek gibi görünüyor bence. Evet, ne yazık ki haklısın. Keşke haftalardır şu programda biz dahil pek çok gazeteci dakika saatlerce bu konuya ağırlık veriyoruz. Ama diğer tarafta çok acı gündemler var, ağır gündemler var. Bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Gazze'de ateşkes imzalandı. Hamas'la İsrail arasında ateşkes de uygulanıyor maalesef. 60'tan fazla çocuk, 250'ye yakın sivil bu İsrail'in bombardımanı esnasında hayatını kaybetti. Ben Emma Goldman'ın o sözünü önemsiyorum. Dünyada savaşı, savaşları savaşamayacak kadar korkak siyasetçiler çıkarır ve gençleri cepheye sürerler. Masum insanların kanı üzerinden siyaset yaparlar. Ne yazık ki Filistin'de kanayan yara, Filistin'de yine aynı tabloyu Netanyahu'nun seçim öncesi ihtiyaç duyduğu o halk desteği için yine masum sivillere hedef aldığını görüyoruz. Biz terörün hangi kesimden ya da kişiden ya da kurumdan, örgütten geldiğine bakmaksızın şiddete topyekun, ister bu devlet şiddeti, devlet terörü olsun, ister bunu Hamas yapsın ya da bir başkası yapsın, sivili hedef alan herkes insanlık suçu işliyor. İşte Çerkes soykırımının 157. yıl dönümündeyiz. Çerkes sürgünü diyor insanlar. Niye sürgün diyorsunuz? Yüz binlerce insan öldürüldü bu sürgün ve karar sebebiyle. Dolayısıyla insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda herkesin hassas olması lazım. 21. yüzyılda şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Gazze'ye yardım göndereceğiz diyor. Yahu yani buna periz, buna lahana turşusu. Yani işte şu misket bombalarını kullanmak yasak değil mi? Savaş hukukuna göre. Cenevre konvansiyonuna göre suç değil mi? Ama gelin görün ki işte bakın misket bombaları bunlar. Yani ateşkesin imzalanmış olması hepimiz adına, insanlık adına bir umut verici bir karardır. Umarız bu kalıcı bir ateşkes olur. Ne dersin? Kalıcı bir ateşkes olacak mı? Filistin'deki akan gözyaşı ve akan kan duracak mı? Yani umarım kalıcı ateşkes olur. Ateşkesin kendisi son derece sevindirici. Umarım kalıcı ateşkes olur. Kalıcı olmaması için bir neden yok. Çünkü ekstradan Gazze'de yeni bir savaş ya da çatışma çıkarmaya gerektirecek hiçbir şey yoktu. İsrail, Netanyahu bizzat böyle bir çatışmaya ihtiyacı vardı ve bunu çıkardı. Evet, Hamas başta olmak üzere Gazze'deki örgütler, İslami Cihat falan dahil, çatışmayı dahil oldu. Onların da çatışmadan beslenen tarafları var ama sonuç itibariyle konuyu Hamas'a, İslami Cihat'a yüklemek de şu denklemde çok şey olur, adaletsizce bir şey olur. İsrail kendi iş politikası gereği, Netanyahu'nun politikası gereği, o nedenle Akşener söylemişti, Erdoğan'la Netanyahu benzetmesi yapma nedeni o. İç politikadaki sıkışmışlığını aşmak için bunu yapmıştı. Belki inşallah, yani tabii ki şeyi söyleyeyim, Filistinlerin acılarını dindirir mi? Filistinlerin ve Filistin'in 48'den bu yana acısı, milyonlarca insan Suriye'de, milyonlarca insan Ürdün'de, milyonlarca insan Lübnan'da şeyde yaşıyorlar. Yani çok gayri insani şartlarda yaşıyorlar. Yurtlarına dönmeleri, Filistin'in kendi içerisinde çözüm bulmaları kolay görünmüyor. İki tane şey söylemek lazım. Bir, Filistinli Araplar diye İsrail'in kodladığı Batı Şeria ve Gazze dışında yaşayan, yani İsrail vatandaşı olan Araplar, Filistinliler daha doğrusu, onlar da Filistinli, İsrail Arap falan, onlar da Filistinli. Genellikle bu tür operasyonlarda şu ana kadar ses çıkarmıyorlardı. Daha İsrail yanlısı bir tutum sergiliyorlardı. Bu Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki işgalle başlayan süreçte Filistinliler, yani İsrail vatandaşı olan, İsrail'de yaşayan Filistinlilerde, İsrail Araplar denen Filistinlilerde çok büyük tepki gösterdiler. İsrail makamlarına çok büyük tepki gösterdiler. Ve asıl güzel olan şey şu, bunun unutulmaması gerekiyor. İsrail'de Gazze'ye yönelik operasyona son derece sert tepki veren, insan hakları ihlallerine karşı son derece sert tepki veren muhalif gruplar var. Halet başta olmak üzere gazeteler var. Düşünün, bakın, İsrail'in varlık yokluk hikayesi dediği bir hikayede çıkıp siz burada suç işliyorsunuz, insan haklarını ihlal ediyorsunuz, insanlığa karşı suç işliyorsunuz diyen bir muhalefet var. Türkiye'de sınır ötesini geçtim.
Yani Hendek Savaşları döneminde insanlar bodrumlarda yakılırken bir Allah'ın kulu sesini çıkarmadı. Çıkarırsa ne olurdu düşünün yani. Bunun kesinlikle altın çizilmesi gerekiyor. İsrail kamuoyunda bütün bu suça, insanlığa karşı suçlara yönelik bir tepkinin de olması, muhalefetin de var olması İsrail açısından büyük bir avantajdır. Maalesef Türkiye'de şu an o bile yok. Kendi ülkesinde, sınır ötesini geçtim, kendi ülkesinde yapılanlara karşı ses çıkarabilecek ne bir muhalefet var, ciddiye alınmış bir muhalefet var, ne de muhalif medya kaldı. Son şeyi söylemek isterim. Hani malum Erdoğan Gazze'ye gidecekti. İşte buyur git. Buyur git, Gazze'ye git. Dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz. Çalış. Ne oldu? Sonuç ne? Mısır çözdü. Evet, Mısır'ın girişimleriyle ateşkes imzalandı. Evet, evet, Mısır'da Katar'ın girişimleriyle ateşkes imzalandı. Yani sokaklarda pandemi döneminde Filistin bayraklarıyla serkeşlik etmekle Filistin davası çözülmüyor. Filistinlerin sorunları çözülmüyor. Gazze'nin sorunları çözülmüyor. Türkiye'deki muhafazakarların, dindarların, İslamcıların, kimse artık Filistin davasında Filistinlerin sorunlarına sahip çıktığını söyleyen insanların bunu Filistinlerin kanlarını emmekten, gerçekten siyasal araç haline getirmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Geçmezlerse de ki hiç öyle bir işaret yok. Toplumun buna bir cevap vermesi gerekiyor. Düşünün ki çok şükür ateşkes oldu ama Sisi dediğin, seçimi Sisi kazanacak dediğin Sisi yönetimindeki Mısır çözerek hem İsrail ilişkilerini biraz daha sağlamlaştırdı hem de Arap dünyasındaki konumunu biraz daha güçlendirdi. Erdoğan Filistin konusunda bir şey dedi mi? Muhtemelen Biden'dan korkuyor şu an. Şeye bakmayın siz. Antisemitik söyleme falan filan bakmayın. Bir şey yapmak anlamına gelmez. O antisemitik söylemin de tamamen kendi tabanına yönelik bir gaz olduğunu bütün dünya biliyor. Muhtemelen diğer telefondan işte Amerikan mercilerine, makamlarına ya işte bunu söylemek zorundaydık filan demişlerdir. Şeyin AKP siyasetinin şeyi bu, doğası bu maalesef. Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konu başlıkları tabii çok çok uzun, aşmamışızdır umarım süreyi. Aşmadık, uzun uzun konuşulacak başlıklar ama konuşmaya devam edeceğiz. Biz Ekopolitik'te yaklaşık bir saate yakın enine boyuna bu başlıkları ele alıyoruz. Ama ne olursa olsun bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu unutmayalım. Parada, makamlarda, siyasette her şey insan hayatının yanında bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. İnsana hizmet ettiği sürece bunlar anlamlıdır. Fas'la İspanya arasında Cebel Tarık Boğazı'ndan geçerek İspanya'ya iltica etmeye çalışan çocukların kucağında bebeklerle babaların denize askerler tarafından itildiği o görüntüler 21. yüzyılda insanlığın hala insanlıktan nasip alamadığını görüyoruz. Çok daha bu konulara hassas olmamız lazım. Gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının bu konularda daha duyarlı olmasında fayda var. Biz Filistin adına kalıcı barışı temenni etmekten başka elimizden bir gazeteci olarak bir şey gelmiyor. Ama gördük ki siyaset gerçekten dünyanın her yerinde eli kanlı ve kirli oluyor. Kendi menfaatleri doğrultusunda bundan da geri durmuyor. Umarız o barış kalıcı olur. Orta Doğu'ya, Filistin'e, Gazze'ye barış gelir. Sevgili seyirciler, programın sonunda desteğinizi beklediğimizi tekrar ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.